Herkese yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Bugün yanımda Ford Courier var. Evet arkadaşlar, videomuza geldiğimiz zaman yanımda 2016 model Ford Courier duruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu araba kediden sonra piyasası en çok olan bir araba. Yani güzel de bir kamyonet. Bu araçlar biliyorsunuz ki ruhsatta kamyonet diye geçiyor, o yönden kötü ama yapacak bir şey yok. Otomobil geçeni de var ama o biraz daha az, kamyonet geçeni daha çok, vergide daha çok ödüyorsunuz. Her sene vergi var tabi. Bunun da yükü o diyelim. Bir de şöyle bir şey var, direkt motor gücünü anlatayım ilk önce. Aracımız 1.6, bunlar turbolu motor zaten. Dizel motor, benzinlisi yok bunların. 95 beygir gücünde 70 kW'ya denk geliyor bu da. 215 torku var. Arkadaşlar bunlar mini panelman olduğu için rüzgarı zaten tam kesemiyor. O yüzden 0-100'de biraz fazla. 13,5-14 saniye buluyor 0-100'ü, onu da söyleyeyim size. Ama bunlar zaten hani yarış arabası değil. Hızla işiniz yok. Aile arabası, mütevazı güzel aile arabası. Tarla arabası diyebiliriz yarı zamanlı. Tarlaya da gidebilirsiniz yani. Aracımız Titanium Plus bu arada. Ford Courier gerçekten sevdiğim bir araba. Yani kedi olsun, Courier olsun, benim için ikisi de aynıdır. Çok güzel araç bunlar. Piyasası da çok olan bir araç. Yani alsatçılar olsun, galericiler olsun, çok kazandıran bir araç. Gerçekten Ford mükemmel araçları var zaten. Aracın yakıt tüketimine geldiğimiz zaman, yani yakıt tüketimi gerçekten güzel. 95 beygirlik turbolu bir arabaya göre 1.6 dizel. 4.5 litre şehir içinde yakıt tüketimi var. Uzun yolda max düşürebileceğiniz rakam 3.5. Yani 3.8, bilemediğiniz 4, hani ortalamada 4.2, 4, yani çok yakın birbirlerine. Yani gerçekten güzel yakıt ortalamaları, hele ki bu zamanda mazotun, dizelin pahalı olduğu zamanda yakıtları çok güzel. Arkadaşlar aracımızın özelliklerine geldiğimizde, bunların en boşları Trend zaten. Onlarda sis farı olmuyor. Bakın bunlarda sis farı var. Krom çıtalar var. Aracın şu zaten Ford'da neredeyse çoğunda var. Mustang'in şeklini vermişler böyle kapıda. Gayet güzel yakışıklı olmuş. Bakın. Yani aracın torkluğu da zaten gerçekten mükemmel, sağlam. Hani NCAP'ta da zaten 5 yıldızlı almış bir araba. Güvenlikli bir araba. Ford abi Amerikan malı yapıyor adamlar. Araçta çelik jantımız mevcut. Arkalar kampana, yarı panelman olduğu için hepsininki zaten neredeyse kampana. Kedide belki disk, aynen kedininkiler disk, onu da söyleyeyim. Bunların tek sıkıntı, sevmediğim tek yanı, arka camlar açılmıyor abi. Doblo'nunki gibi yapmadınız şu arabaları. Kedininki de öyle, bu da böyle. O yandan kötü. Halojen farlarımız mevcut üstünde. Yani bu arabayı Titanium Plus yapıp da bir mercekli far koyabilirdi. Şöyle selamlasın seni de. Hani 16 model bir araba ama yeni kasalarında da yok. Kasayı da fazla değiştirmediler. 2022-2023 onu değiştirdiler ama kedinin aynısı neredeyse, onu da söyleyeyim, zaten biliyorsunuzdur. Koyarım resmini. Aracın şöyle yan tarafına geldiğimizde, araçta bu arada şey de var. Mesela açtım şu an. Bakın şu farlar var ya, follow me modu diyeyim ben size. Yani böyle bir süre yanık kalıyor, bir dakika boyunca falan. Siz hani eve giderken falan yardımcı oluyor, arkadaşınız oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar yani bu videoda yani dışarıdan anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla aklıma gelen bir şey yok. Hani gidip de şimdi burası ön panjur falan böyle tanıtmaya gerek yok. Zaten görünen köy kılavuzu istemez. Araç gerçekten güzel, sevdiğim kasa zaten. Aracın anahtarını göstereyim size şöyle. Klasik Ford anahtarı. Şurada kilit açma, şurada kilit kapama, gördüğünüz gibi. En sonunda da bagaj kilidini açma var. Şöyle gelelim yavaştan, aracın içine bir bakalım. Şöyle arka yaşam alanına baktığımızda üst tavanda aydınlatması bulunuyor. Bu güzel olmuş. Bakın ben 1.73 boyundayım. Şu mesafeye bakın. Bakın yemek için mesela bardak koyma. Bunlar yani gerçekten düşünülmüş güzel şeyler. Kedide yok bunlar, onu da söyleyeyim size. Tavan olarak bayağı mesafe var. Bakın şuna, 2 metre insan çok rahat oturabilir buraya. Gerçekten tam bir aile arabası. Her türlü ortaya da oturduğum zaman gerçekten ortanın süngeri çok güzel. Bizi, ulan mübarek sanki bir şeyin üstünde oturuyormuşum gibi.
Çok hoşuma gitti ama ortanın süngeri. Yani uzun yolda bile ağrıtmaz sizi. Şaftı falan da gerçekten normal yani. Çok yüksek değil. Dediğim gibi tek sıkıntı bunlar. Kelebek cam. Havayı almak için böyle buradan çıkıp buru yaparsınız. Tek sıkıntı onlar. Arkalarda tutamaçlar var. Hatta askılık da var. Onlar da güzel olmuş. Bir de şurada da bagajı aydınlatmamız var. Onu da söyleyeyim size. Arka yaşam alanı böyle. Bir de hemen bir bagaja bakalım. Şöyle bagajına geldiğimizde bu araçta bu arada AdBlue yok. Onu da söyleyeyim. Mesela kedinin 18 modelinde AdBlue var. Abi tamam, etraf için, çevre sağlığı için etkili ama bir taraftan da bizim cebimize zararlı yani. Sürekli bir ayda 1 milyar yani 1000 lira, 2000 lira artık kaç para bilmiyorum şu an AdBlue da. Yani ayda da sürekli ona vereceğim para. Biraz hani saçma olmuş AdBlue olması, o yüzden masraf boşa, onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada arkadaşımız yani paranın altında kalacak tarlalar çok olunca. O yüzden seleler var. Bakın bagaj aydınlatmaları burada. Hoparlörler var arkada. Zaten Ford abi, ses sistemi de güzel gerçekten. Arkası da böyle. Ya benim Astra'nınki böyle eli geçirttirmeliydi ya. Aklım onda kalmış. Oraya gitmem inelim. Bakın bunlar da böyle. Ya ama bu çekerken böyle birazcık hemen şöyle aldığı gibi keşke kendi biraz süspansiyonları, yani şu şeyleri, neydi onun adı, aklıma gelmedi. Onlar kendisi geri çekse daha güzel olurdu ama olsun. Birazcık ağır. Arka park asistanlarımız mevcut. Arkası sağlam. Buraya çarptığınız zaman bu hasar kaydını işlemiyor. Plastik aksam diye geçiyor. Bagaja çarptığınız zaman selamünaleyküm arkadan biri çarptığında. Yani boş mezara atlayın. Arkadaşlar bir de videomuzu içeriden devam edelim. Evet arkadaşlar, aracımızın içindeyiz şu anda. Bu arada şunu da baştan söyleyeyim. Bu double tape sonradan takılma. Normalde şöyle küçük bir ekranı var. Bu da gerçekten güzel yakışmış yani. Taktırmak isteyen olursa da kendi bilir, onu da söyleyeyim. Bunlar 5 ileri. Şöyle çalıştıralım yavaştan. Bakın şu anda ben kontak açık sandım. Bir hata yaptık. Normalde ben bu hataya hiç düşmem de. Arada oluyor işte, şu ışığı kapatalım. Dizel araçlarda her zaman şöyle bir kere açarsınız. Işıklar söndükten sonra çalıştırırsınız. Şöyle. Benim Opel'de yarı start stop olunca elim ona alışmış. İnsan neye alışırsa ona gidiyor. O yüzden biraz şey oldu. Şöyle yavaştan çıkalım. Öyle konuşuruz. Dediğim gibi 5 ileri. Bakın şurada start stop var. Burada bir şey yok. Şunu açayım hemen 2 dakika. USB girişiyle AUX giriş var. Çakmaklık giriş var. Şurada Ford'un gereksiz bir boş alanı var. Ford bu konuda biraz beceriksiz. Fokuslarda da çok saçma yerleri var. Ama bunda yine orta yeri güzel yapmış. Bakın bardaklık falan var. Boş koyma yeri. El freni. El freni gerçekten küçük yani, ideal. Eliniz oturuyor. Ford'un en çok sevdiğim yanı şurası. Güzel. Gerçekten hoş. Neyse yavaştan şöyle bir yola çıkalım. Bakın yokuş kalkış da var bunda. Kendisi tutuyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle biz kendi şeridimize geçelim. Bu arada bu yol trafiğe kapalı. Onu da söyleyeyim. Sonra bazı arkadaşlarımız demesin veya abimiz ters yönden gidiyor, araba sürmeyi bilmiyorum falan filan diye. Trafiğe kapalı burası. Abi güzel, ne kadar bağırıyormuş. Şu an benim Astra'dan, Astra benzinli benim bilmeyenler için. Ondan buna geçince. Bakın Ford'larda mesela şöyle bir şey var. Araba 2000-2250 yani 2300, o devirlerden sonra araba kavruyor, kendine geliyor. Alt devirlerde bakın şu an bastığınız zaman bir safsaklıyor, 2000 devirden sonra turboda devreye girdiği için o zaman araç bir kendine geliyor. Şu an bu eko modu, eko gidiş modu, o yüzden araç böyle safsak safsak gidiyor. Hani bastığınızda direkt ben atlam demiyor. Onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi arkadaşlar bu araç hani lan şöyle 260-250 bilmem kaç görelim, hani basalım uçalım kaçalım, o öyle bir araç değil. Zaten İbre 220 bu aracın göreceği 190-200 max. Hani 220'yi de belki az bir şey şöyle eğimli yolda anca görürsünüz. Bu araç ekonomik, hani aile arabası, geniş ailelerde, çekirdek ailelerde rahatlıkla kullanabilir. Aracın gördüğünüz gibi ışıkları zaten halojen sarı,
far. Şöyle uzunlar, şöyle uzunlar. Uzun da gösteriyor gerçekten, bayağı güzelmiş o da. Başka araçta far yükseltme alçaltma ayarı var. Sis farlarımız var. Ön arka dediğim gibi. Bakın otomatik bir kliması var. Bu gerçekten güzel. Yani dolu araca da bu yakışırdı zaten. Yan aynaların görüşü gerçekten güzel onlarda. Güzel olmuş. Güzel olmuş, onu da söyleyeyim. Hemen şöyle bakalım bir makyaj aynamız. Burası böyle ne olmuş? Saçma olmuş orası, nasıl yaptıysalar. Burada da makyaj aynası var. Güzel. Şöyle baktığımız zaman burada buradan ses geliyor. Ford'dan konuşuyorsunuz. Alo, ben Ford'dan Sami. Aracımızın yakıt tankı bunların 56 litre. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam 56 litre. Şöyle bakın, 2'deyim şu an. Bak bastığım zaman son gazdayım. 60'a şu an anca geldi. Ha, gider mi? Gider. Gitmez değil. Gider, yakmaz. Yakıt da yakmaz. Bunlarda zaten dediğim gibi yakıt yok. Aracın direksiyon hassasiyetine şöyle değinelim hemen kısaca bir. Bakın. Kameraman şimdi şey olmasın, düzeni bozulmasın. Bakın. Abi Ford yol tutuşu da bir numara. Audi'den sonra, bir de Opel'den sonra. Ben Opel'ciyim sonuçta. 3 numara Ford. Gerçekten güzel hissiyatı. Sağa sola hemen yönünü veriyor. Zaten bunların yol tutuşu falan gerçekten mükemmel. Kedi mi, Ford mu diye sorarsanız, ikisi de gerçekten çok güzel arabalar. Fiyat konusunda hani arada 50-100 bin fark varsa ben Ford'u seçerim. Ford da güzel araba. Yani ama birazcık daha kaliteli, lüks olsun istiyorsanız tabii ki de kedi abi, şimdi göz var, nizam var. Yalan konuşmaya hiç gerek yok. Yani ben de Ford'u seviyorum gerçekten. Güzel araba. Volkswagen de güzel araba. Zaten Almanların yaptığı çoğu araba, Amerikalılar olsun, gerçekten güzel arabalar. Aracın ses sistemini de şöyle hemen bir açayım. Gördüğünüz gibi bozulma falan yok. Bozulma falan yok. Ford abi işte yapıyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Süspansiyonları kediden az bir şey daha sert olabilir. Çok az bir şey ama. Onu da söyleyeyim. Doblo ile hiç kıyaslamıyorum bile. Doblo bunun yanına gelebilecek bir araç değil. Hemen şuralara bir bakalım. Sert plastik. Ya dediğim gibi birazcık daha kalite istiyorsanız kediye binebilirsiniz. Şöyle torpido çok küçük gerçekten. Yapacak bir şey yok, normal. Arkadaşlar araç zaten bilinen tanınan bir araba. Hani ne kadar anlatsam hoştur, güzeldir. Gönülle, rahatlığıyla alabileceğiniz bir araba. Bakın Ford'ların mesela multimedyaları burada sol tarafta, ekranla oynatacağınız multimedya şeyini, ses açma kapatma, şarkıyı değiştirme, hız sabitleme falan da var burada mevcut. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar koltuklarında şoför tarafınınki yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Yan tarafta öyle bir şey yok. Bunların koltuğu, bu geri yaslama şeyi çevirmeli. En sevmediğim, en nefret ettiğim. Maalesef onu yapmışlar. 10 saat çevirmekle uğraşıyorsunuz. Şöyle başka türlü baktığımızda bakın araç 143.000'de. Şurasında çok küçük bir yol bilgisayarı var. Trip var. Kilometre var. Anlık basma var. Bakın anlık basma 0.4 litreyi gösteriyor. Benim araç olduğu yerde anlık, tam böyle rolantide 0.91 litreyi falan gösteriyor. Yani bu kadar da, yani neyse bir şey demek istemiyorum. Şehir içi 6 litre gösteriyor. Ortalama 35 kilometre ile gidilmiş. Hava 27 derece. Bizim arkadaş biraz deli danalar gibi kullanıyor kesin, o yüzden 6 litre. Yoksa araç 3 litreden yukarı asla çıktığı yok yani. Hemen kısa bir şöyle şunu da değineyim. Bakın direksiyonu şeye ayarlı. Hıza duyarlı, onu söyleyeyim. Neyse şu, biz kendi yolumuza geçelim ben. Direksiyonu hıza duyarlı. Şu an yumuşak, yavaş hızda gittiğimiz için güzel yani. İyi olmuş o da. Yüksek hızlarda sertleşiyor. Kalınlaşıyor. Sertleşiyor, güzel. Gaz tepkimesi olarak gerçekten güzel. Ayağınız yormuyor. Debriyajı biraz sert, onu da söyleyeyim.
Vitesi abi, vitesi biraz uzun olmuş. Bak, kedinin şanzıman aralığı mesela kısa. Kedininkinde pıt pıt, bununki az bir şey uzun olmuş. Ama vites geçişleri bunun da fazla uzun değil ya. Kediden az bir şey uzun, onu diyebilirim. Geri kalanıyla araç gerçekten güzel, kusursuz bir araç. Hani şu yan direkler B sütunlarıydı galiba bunlar. Hani kelebek camlar da var yanında. Hani görüşü hiç etkilemiyor. Gerçekten güzel o da. Şöyle hemen kısa bir şeyini de göstereyim. Şimdi bakın. 40'la gidiyorum. İkinci vitesteyim. Şu an dip gazdayım. 60, 70, 80, 4,5 devire geldi. Vitesliydi. İkinci viteste 80'e kadar gidiyor. Fren testini şöyle... Güzel güzel. Frenleri güzel. Frenlemesi güzel. Tatmin etti. Daha frene basmadım çünkü arkadaş kamerayla çekiyor. Frenlemesi güzel gerçekten. Arkadaşlar, araç dediğim gibi güzel, alınabilecek bir araç. Benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.